TÜRKSAT'tan aldığımız hizmetle ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in daha önce de gündeme getirdiği Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne aylık 81 bin TL ödenerek geçici olarak alınan biri tarım lisesi mezunu, diğeri bilgisayar ön lisans mezunu iki uzmanın alınması KİT Üst Komisyonu'nun toplantısında da tartışıldı. Komisyonun iktidar ve muhalefet milletvekilleri tarım lisesi mezunu için aylık 26 bin, ön lisans mezunu için ise aylık 54 bin TL ödenerek istihdam edilen kişilerin yerine koruma daimi personel alınması noktasında birleşirken binlerce yazılımcının işsiz olduğu bu süreçte Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şaşırttı. Bu tarım lisesi mezunu olduğu ve bunun da yazılım konusunda hiçbir sertifikasının olmadığı kişinin bu kuruma girerek 5 ay bu bünye içerisinde kalması ve yine Ankara Üniversitesi'nin 2 yıllık bilişim bölümünü bitiren kişinin de bu kurumda hala ilişkisinin devam ettiğini biliyoruz. Bu tarım lisesinden geçici olarak aldığınız arkadaş için TÜRKSAT'a aylık 26 bin lira para ödemiştiniz. Onu anlattık. Oysa ki bilgisayar yazılım mühendislerinden ya da bilgisayar mühendisliği okullarından mezun olan arkadaşların, kardeşlerimizin size bunun 1/4 rakamına 8-10 bin lira maaşla hizmet verebileceği gerçeği ortadayken kurumun parasının başka bir şirket üzerinden böylesine harcanmasının hiç doğru olmadığını ifade etmiştik. 2 yıllık mezun arkadaşa da çalıştığı alandaki sertifikaları da var biliyoruz ama ona da 54 bin lira ödüyorsunuz ayda. 54 bin TL. Yani ben herhalde genel müdür ve genel müdür yardımcılarının o paraya ulaştığını sanmıyorum. Yani o kadar rakamı aldığını da sanmıyorum. Kıyı Emniyeti'nin bu konuda derhal işlem yapıp bu sözleşme varsa aradaki sözleşmeyi feshederek kendi bünyesi içerisine alacağı bilgisayar mühendislerini, yazılım mühendislerini Esin Hanım'ın söylediği gibi aynı zamanda mali ve faturalandırma ve harcamalar noktasında da bilgi işlemde de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz kendi elemanınıza sahip olmanızın doğru olduğunu söylemiştik. Çünkü Kıyı Emniyeti'nin birbirine ile isteye yanlış yapması bir durumu ben asla kabul etmek istemiyorum. Yani TÜRKSAT'a siz bildirmişsiniz, liyakatlı eğitimli yazılımcı istemişsiniz. Onlar da bizim elimizde bu yok. Liyakatlı bir yazılımcı, bilgisayarcı yok. Öyleyse size tarım lisesi mezunu verelim. Tamam o da olur. Tarım lisesi mezunu onu aldık. Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değil. Bu iki kişi...